Herkese merhaba. Bugün bir listen ürünlerini inceleyerek yüzümde gördüğünüz bu makyajı yaptım. Teker teker her ten ürününü inceledim, yorumladım. Şu anda yorum yapmayacağım, kendimi tutacağım. Siz videoda bunlara bakın. En iyisi şimdi sizi böyle yavaş yavaş videoya alıyorum. İlk olarak Start It bazını aldım. Bu baz matlaştırmayanı ve matlaştırını vardı ama ben mat makyaj sevmediğim için matlaştırmayanı aldım. Yine açmadım paketlerini. Keşke açsaymışım, bu ne? Yani. Bazın fiyatı 13 liraymış. 1,5 lira indirime girmiş. Yani 11,5 liraya almışım ben bu bazı. Bu arada 25 ml olduğu yazıyor. Normal bazlar kaç ml mililitre bilmiyorum. Ama mesela fondöteninin gramajının falan az olduğunu düşünmüştüm. Böyle minimal paketler dener ya. Fakat eve gelip de diğer fondötenlerle karşılaştırınca içerisindeki miktar olarak şu kadar bir şey ürün aldım. Fark ettim ki az değil. Mesela Liquid Highlighter bu L'Oreal'in Glow'un Amorlarından da daha çok hatta içindeki. Bir tık daha alıyorum. Bir listeden alışveriş yaparken şöyle bir sıkıntı yaşadım. Mesela ruj alacağım diyelim ki. Paketlerde gözüken renklerle orada standta koydukları, standın altında da böyle renk skalası oluyor ya, orada gösterdikleri renkler birbirinden farklı. Fondötende de bu böyle. Rujlarda da böyle. İnsan o yüzden böyle hani ne alayım, ne yapayım şaşırıyor. Bazın dokusunu, hissini sevdim biliyor musun? Hafif bir yüzüm yanıyor ama benim yüzüm concealer sürünce de yanıyor. Fondöten sürünce de yanıyor. Gelelim fondötene. Biraz daha baz yüzümde dursun, ondan sonra yarım yapacağım. O yüzden fondötene geçtim. Ben 139 Warm Beige'ini aldım. Ama az önce söylediğim gibi ben bunu da hiç emin olamayarak aldım. Yani şu an içinden nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. Nasıl bir şey dönüştürecek beni. Orada tester artık zaten koronadan dolayı biliyorsunuz ki yok. Deneyemiyorsunuz, bakamıyorsunuz. Oradaki renk skalası ne kadar doğru bilmiyorum. Bir de oradaki renk skalasında yoktu mesela... 3-4 tane renk vardı ama baktığımda ürünlere daha fazla hani renk skalası vardı orada gözükenden. Mesela 139 orada gözükenler arasında yoktu. 140 vardı. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. O rengi koyu. Ama bayağı bana uygun bir renk. İyi şansa güzel denk geldi. Şöyle yapmak istiyorum. Bir kısma yüzünün sağ tarafına bunu sıkayım. Ve orayı fırçayla uygulamak istiyorum. Diğer tarafı da süngerle uygulamak istiyorum. Böylece iki şekilde de nasıl olduğunu yorumlayabileyim. Yok, koyu gelmedi. Krem krem kokuyor. Her şeyden önce bunu söyleyebilirim. Güzel bir parlaklığı var. Öyle mat bir fondöten değil. Pudra pudra değil kesinlikle. Ben öyle görmüyorum. Yakından da bakayım size net bir şey söyleyeyim. Kesinlikle pudra pudra bir yapısı yok. Ben pudra yapılı fondötenlerden hiç hoşlanmıyorum. Bunun öyle bir yapısı yok. Güzel, hatta böyle hafif bir parlaklığı var. Kapattı. Bu arada bence iki tarafın rengi birebir aynı. Ten rengimle şansa tutturmuşum tam. Ha, elimde döktüğümde akıyor bir yandan. İki taraf arasındaki farkı görüyorsunuz. Güzel kapadı. Doğal kapadı bence. Bayağı doğal duruyor. Pudralı da değil dediğim gibi. Parlaklığı da güzel, öyle mat bir fondöten değil ama öyle aşırı bir parlak bir fondöten de değil. Tabii attık ki bazın da bunlara etkisi var. Kapatıcılığını beğendim, doğal duruşunu beğendim çünkü ten rengimle neredeyse aynı çıktı. Güzel. Tabii zaman içerisinde ne olur orasını bilemiyorum. Şimdi buraya da süngerle uygulayayım. Ben rahat dağıttım bu arada fark ettiyseniz. Öyle zor olmadı ama tabii mesela bir L'Oreal daha rahat dağılıyor bence. Bu o kadar da rahat dağılmadı. Pompalılardansa ben bu şekilde sıkmalı fondötenleri daha çok seviyorum. Çünkü pompalılar çok ziyan oluyor. Bence aşırı doğal durdu. Kapatıcılığı güzel. Bence böyle orta falan değil, yüksek kapatıcı hatta. Yani benim cildim çok kusurlu bir cilt olmasına rağmen güzel, bana iyi hissettirdi. Uygun fiyatlı güzel bir fondöten bence. Süngerle çok rahat uyguladım. İki tarafta bence aynı sonuç vardı. Öyle kapatıcılık olarak da çok farklı sonuçlar verdiğini düşünmüyorum. Fırçayla uyguladığım tarafta, süngerle uyguladığım taraf. Ben beğendim, memnun kaldım. Concealer'ıma geçiyorum, bulursam. Biolist Close It Concealer'ı kullanıyorum. Daha büyük ambalaj diyor. Ben kum rengini aldım, 134 cent. Oo, bu biraz açık mı sanki? Açık kaçtı sanki.
Bence şu an saçlarımla ve bu konsilerle her şey tamam oldu. Şimdi yine bir tarafı fırçayla dağıtacağım. Ama şimdi bir tık daha ürün koyacağım. Infallible Concealer'ın o şeyine alışmışım. Kocaman süngerine. Bunun daha küçük minimal bir süngeri var. O yüzden böyle şey gibi geldi bana. 500 saat sürmüş gibi geldi. Keşke tüm concealer öyle kocaman fırçalı olsa. Oo, çok açık kaçtı ya. Burada resmen ayrı bir şey oldu sanki. Bu kadar çok almayın. Konsantre bir ürünmüş bayağı. Şu an onu fark ettim. Şu şeyi kurtarmam gerekiyor. Kesinlikle bu kadar çok uygulanmaması gerektiğine karar verdim. Ya ben pudrasını almayı unutmuşum. Şu an fark ediyorum bunu. Burayı da fırçamla uygulayayım. Süngere geçiyorum çünkü süngerle daha çok sevdim sanki. Güzel kapattı. Açık geldiği için kapatıcısı. Çok da yorum yapamıyorum ama konsantre olduğunu söyleyebilirim. Evet, kesinlikle kapatıcı. Çünkü mesela ben Fit Me'de yanlışlıkla açık renk almıştım. Fit Me'nin biliyorsunuz kapatıcılığı çok düşük. O yüzden ben Fit Me kapatıcıdan birçok insan o kadar memnun ki ama hiç memnun değilim, hiç sevmiyorum. Ya bence Beauty'sin ten ürünleri şu ana kadar denediklerim için söylüyorum. Kesinlikle süngerle uygulanmalı. Süngerle çok rahat dağıldı. Homojen dağıldı. Aynı şekilde bunun da öyle pudra pudra bir yapısı yok. Orta yüksek arasında bir kapatıcılığı var gibi geldi bana. Fırçayla uygularken gerçekten zor. Çünkü öyle kolay dağılmıyor. Ama süngerle uygularken çok kolay karıştı. Ve kapatıcılık olarak da süngerle kapatıcılığı azalmadı. Onun haricinde çizgilenme durumuna vesairesine biraz sonra bakacağız. Pudrasını almayı unutmuşum. O yüzden şöyle başka bir durayla hemen sabitliyorum. Ama mesela şu ana kadar çizgilenmedi. Concealer uyguladığım her yere pudra uyguladım. Gelelim bu aldık bronzer karışık paletine. Bunun farklı renkte olanları da vardı. Ben daha esmer olduğum için bu rengi tercih ettim. Şu bronzer olarak kullanmayı hayal ettiğim, kontürü yapmayı hayal ettiğim rengi tam olarak mat. Hiç içinde ışıltı yok. Ve güzel soğuk bir renk. Öyle sıcak bir renk değil. Böyle güzel bir allık bence. Ben allık olarak böyle hani şeftalimsi bir allığım hiç yoktu benim. O yüzden özellikle zaten bunun için bu paleti almaya çalıştım. Şu ikisi için. Bu da böyle gold içerikli bir highlighter. Bunun da ışıltıları var. Bu arada dediğim gibi bunda hiç ışıltı yok. Bunda ışıltı var. Highlighter zaten ışıltılı olur. Bunu söylemeye gerek bile yok. Ne bu pudra uyguladığım fırçamla bronzer'dan alıyorum. Çok tozutmadı bence. Hatta tozutmadı yani. Daha kremsi gibi geldi bu da bana. Ben rengini sevdim. Biraz fazla almışım ama sanki. Fırçanın her yerini aldım yine. Kaklarıma doğru getiriyorum. Ben rengini sevdim ya. Soğuk, güzel bir renk. Tam böyle senelerdir hayal ettiğim ama notum bronzerından bir türlü fırsat bulup da alamadım. Şeycem, tam bir kontür rengi bu ya. Ben sevdim. Burnumu kontürlüyorum. Ten ürünlerinin ortak bir noktası var. Kesinlikle konsantre, pigmentliler. Öyle aşırı uygulamanıza, aşırı ürün almanıza gerek yok. Az bir miktar ürünle çok güzel sonuç alabiliyorsunuz. Hatta aşırı almayın çünkü o zaman sıkıntıya sokuyor. Şöyle şu yuvarlığa yapmak için hafif buraya uyguluyorum. Damla altını kaldırıyorum. Benden onay aldım. Şöyle göz kapaklarıma da uygulayacağım. Göz makyajımı da bu paletle yapacağım. Daha böyle yokmuş gibi olsun hem de. Daha küçük bir far karıştırma fırçamı alıyorum. Geçiş bölgemi biraz daha aynı bronzer rengimle netleştiriyorum. Ben hissini çok sevdim bu ürünlerin. Gözümün altına da bu bronzer rengi uyguluyorum. Allığını uygulayacağım şimdi. Bakalım bu renk nasıl olacak allık olarak. Doğal durur bence bayağı bir. Hadi bakalım. Aa, çok aldım. Aa, bir saniye. Şurada kalanı alayım. Allık hakkında şöyle bir yorumum var. Çok fazla almayın çünkü çok da karışmıyor, dağılmıyor. Az almanız gerekiyor. Ben şuraya birlikte uygulayalım. Az bir ürün aldım bu sefer. Cesaret edemiyorum. Az önce zaten buradan fazla geleni bir tık buraya uygulamıştım. Ürünü çok alırsanız eğer gerçekten orada kalıyor, dağıtamıyorsunuz. Böyle direkt sabitleniyor üstüne. Az az alıp uygulamak daha mantıklı. Ama rengini gerçekten ben çok beğendim. Fiyatları söylemeyi unuttuğumu fark ettim. Şu ana kadar bazı söylemiştim. Fondöteni söyleyeyim size. Fondöten bayağı ucuzdu bu arada. Zaten her şey çok ucuz.
Ama fondöten ekstra ucuzdu. Normalde 10 liraymış, 1000 lira indirime girmiş. Ben 9 liraya aldım o fondöteni, şaka gibi. Bir de bu palet var. Bronzer paleti normalde 19,5'muş. 2 lira indirime girmiş. 17,5'a da bronzer paletini aldım. Bu arada cildim şu an gerçekten pürüzsüz. Bazın etkisidir bu. Bu eğer bazın etkisiyse bayağı iyi ki onun etkisidir diye düşünüyorum. Cildim çünkü makyajla bütünleşti. Pürüzsüz. Çok farklı bir yapısı var şu anda. Ben çok baz kullanan bir insan değilim. O yüzden bu şu an çok hoşuma gitti. Şimdi allık rengimi alıyorum tekrar. Büyük far fırçama. Şöyle bu sefer bunu da göz kapağıma uyguluyorum. Biraz da seyrek kıllı fırçama alıp üst kısımları daha rahat yapıyorum ben. Geçiş bölgesi değil tam olarak ama oradaki karıştırma da güzel oluyor. Tenime uyguladığım her şeyi gözlerime de uyguluyorum doğal bir makyaj ortaya çıkması için. Önce dikit highlighter uygulayayım. Ondan sonra buradaki toz olan highlighter uygulayayım. Beauty's'in Radiant It highlighter'ı bu. Dikit başka jel highlighter'ları falan da var galiba diye hatırlıyorum. Burada highlighter'ın fiyatı 13 liraymış. 1,5 lira indirime girmiş. Yine 11,5 liraya denk geliyor. Bakalım nasılmış. Çok az bir şey aldım, cesaret edemedim. Of. Arttırdım. Ben genellikle highlighter uyguladıktan sonra şu bölgeden allıkla tekrar geçiyorum. Ya da allık fırçasına ürün almadan da tekrar geçebiliyorum. Daha homojen duruyor. Highlighter'ın yarattığı çizgiyi engelliyor. Dağımın üstüne. Burnumun ucuna. Şu an yakından da bakıyorum. Güzel. Yani ben buradayım diyor. Islak duruyor. Sağlıklı duruyor. Gold yansımaları olan bir highlighter daha çok. Sevdim ya. Bu da doğal durdu. Toz highlighter'la geçelim. Paletteki toz highlighter'ı aldım. Öyle wow olmadım. Likit olan highlighter daha iyiydi bence. Daha güzel homojen karıştı. Baksanıza hani allıkla bronzerla bütünleşmiş gözüküyor. Bu daha şey doğal durmadı. Bu palette genel olarak gördüğüm sorun dağılma sorunu. Karışma sorunu daha doğrusu. Böyle bir an bir sabit kalabiliyor. Highlighter'ı da aynı şekilde. Mesela şurayı böyle bir türlü dengeleyemedim. Orası da böyle bir sabit kalmış gibi geldi bana. Gözümün iç kısımlarını highlighter'dan uygulayacağım. Yine seyrek kıllı karıştırma fırçamla. Bakın çok da belli değil. Bak gözümü o kadar uyguladım. Hala bir şey göremiyorum şu an bu toz highlighter'a dair. Yani altında demek ki likit highlighter kullanmış olmasam buradan anlayacağımız kadarıyla hiç göstermezmiş kendini. Altına mutlaka likit highlighter gerekiyor. Tozunu sevmedim. Likiti daha iyi. Likiti güzel hatta yani. Toz olanın hiçbir anlamı, hiçbir manası yok. Başka bir ten ürünü kaldım ya. Göz makyajımı tamamladım, rujumu sürdüm ve geri geldim. Gözlerimi tabii ki de tamamlama olarak her zaman yaptığım gibi hafif kalemle yükselti verip maskaramı sürdüm. Dudaklarımda da böyle daha doğal, tatlı bir ruj olsun istedim. O yüzden de bunu uyguladım. Bu arada bu da Beauty's'in bir ruju. Ama Beauty's'in rujlarını da bayağı aldım. O yüzden onları da ayrı bir videoda inceleyeceğim. Şimdi Beauty's'in Stop It makyaj sabitleyici spreyini uygulayacağım. Burada bunun ambalajı falan da yoktu. Hatta orada bazıları kullanılmıştı. Ben özellikle en çok olanı aldım. Makyaj sabitleyicisi 13,5'muş. Normalde 1,5 lira indirime girmiş. 12 liraya almışım. Yani şimdi şöyle bir gözlerimi kapayım mı? Bakalım nasıl olacak. Kokusunu hiç sevmedim. Şu an o kadar ıslak ki yüzüm. Bunu bir kurutalım. Bayağı bildiğiniz su ya. Cetvelimle kurutayım. Aa böyle parlak kalsa keşke. Üşüdüm. Aa güzel parladım şu anda. Makyajımın son hali bu şekilde. Ürünleri yine sevdim açıkçası. Ya gerçekten ben her defasında kusur bulmaya çalışıyorum. Bulduğum her kusurda üstüne basa basa söylüyorum zaten ama Beauty's'in ürünleri benim beklemediğim kadar yüksek bir performans veriyor. Hani şey diyeceksiniz düşük fiyatlı diye bu kadar da kötülemeye çalışma. Yani şöyle bir olay var. O kadar çok övüyorum ki, o kadar çok beğeniyorum ki elimde olmadan. İster istemez kötüleyecek bir yerler bulmaya çalışıyorum. Çünkü hani bana da inandırıcı gelmiyor bu kadarı. Ama gerçekten ben ürünlerinden çok memnun kaldım. Hani şu an size söylerken bile bir yandan bakıyorum. Yani en son uyguladığım şu makyaj sabitleyici spreyi bile makyajımı öyle güzel parlattı. Hani iyice arşa çıkardı ki benim çok hoşuma gitti. Ben ürünlerinin
her biri yüzümle çok güzel bütünleşti. Bazına zaten kesinlikle bayıldım. Çünkü cildimi gerçekten pürüzsüz yaptı. Gözeneklerimi çok güzel kapattı, sıkılaştırdı. Çok hoşuma gitti. Mutlaka alın, siz de deneyin. Yani sadece denemek için bile alınacak fiyatlara sahip çünkü. Yani çok uygun fiyatta. Bir tek şeye dikkat edin lütfen. İnternetten de özellikle renklerine bakmaya çalışın. Çünkü oradaki renk skalalarına güvenmeyin. Kapatıcıyı alın elinize, atıyorum. L'Oreal kullanıyorsanız onunkiyle bir bakın normalde kullandığınız renkle yakın mı diye. Çünkü skalalar hiçbir şekilde doğru sonuç vermiyor bence. Başka yorumum yok. Ben çok beğendim, memnun kaldım. Memnun kalmadığım şeyler de oldu. İki tane de olsa var yani. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Merak ettiğiniz şeyleri cevaplayan bir video, sorularınızı cevaplayan bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize öpüyorum. Hoşça kalın.